görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK'mızın ve parti meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle parti meclisimiz yeniden toplanacaktır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, euro 35 liraya doğru gidiyorsa, bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir. Yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Bu beni ürkütüyor. Yani baskılanmış bir döviz, zorla orada tutulan bir döviz, yargı eliyle bir takım hizaya getirmeler memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Son yaşanan seçimde de ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. Onun için Sayın Genel Başkan'a, Sayın Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekün mücadele edilir, kendisiyle bunları paylaştık.